aylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. sana ders bolca ben sizdeyim kandar burası ordenadorsuz sevgili gençler merhabalar ben Adem Uceniz evet bugün basit eşitsizliklerde arkadaşlar öğretici test 2'yi çözeceğiz 1. soruyla başlıyoruz Evet sorumuz arkadaşlar bir karşılaştırma sorusu yine vermiş. X bölü, x bölü 3 eksi x bölü 2 büyüktür 8 eksi x bölü 6'dan. Bu eşitsizliği sağlayan çözüm kümesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ben şu eksi x bölü 6'yı eşitliğin sol tarafına attım. Yani burası x bölü 6 eksi x bölü 3 eksi x bölü 2 büyüktür 8. Payda eşitlersek bunu 2 ile genişleteceğim. Bunu 3 ile genişletiyorum. Düzenlediğim zaman burası x eksi 2x eksi 3x ortak paydamız 6'ya eşit. O da 8'den büyük olacak düzenlersek burayı eksi 5x artı x'e toplanırsa burası eksi 4x bölü 6 büyüktür 8. Her tarafı 6 ile çarpıyorum. Pozitif sayı ile çarptığım için yön değişmeyecek. 6 ile çarptığımız zaman bunlar birbiriyle sadeleşti. Eksi 4x 48'den büyük. Her tarafı eksi 4'e bölüyorum. Eksi 4'e böldüğüm zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Bu da eksi 12 olacak. O zaman bizim çözüm kümemiz arkadaşlar. Eksi 12'den küçük sayılar olduğuna göre bunun çözüm kümesini ben eksi sonsuzdan eksi 12'ye kadar eşitlik olmadığından açık parantez şeklinde gösterebilirim. Doğru seçenek Adana seçeneği. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar. Öncüllü bir soru. Aşağıdakilerden kaç tanesi daima doğrudur diye bir seçenek sun sunmuş arkadaşlar. Evet şimdi ilk sayımız eksi birden büyük sıfırdan küçük bir sayı. Buna göre işlem yapacağız. Benim kesin olarak bildiğim şey eksi birden büyük sıfırdan küçük oldu. Şimdi mesela Birinci öncül arkadaşlar tersine bir örnek ver, verirsem daima doğru olmadığına dair birinci öncülü eleyebilirim. Ben mesela eksi 1 ile 0 arasında x'i eksi 1 bölü 2 alsam birinci öncül için yerine yazdığımız zaman ne olur arkadaşlar? Eksi 1 sayısını eksi 1 bölü 2 sayısına böleceğiz. Bu sayı kök içerisinde eksi çarpı eksi 1 bölü 2'den küçük mü? Dikkat ederseniz eksi 1'i eksi 1 bölü 2'ye böldüğünüz zaman burası 2 çıkacaktır. Kökün içerisindeki değer eksiler birbirini artı yapar. Kök içerisinde 1 bölü 2 olur. Kök içerisindeki 1 bölü 2 2'den büyük değildir arkadaşlar. Yanlıştır. O yüzden birinci öncül gitti arkadaşlar. Birinci öncül yanlış. Peki ikinci öncüle geçelim. İkinci öncül için de arkadaşlar aynı örneği verelim. Yani x değeri mesela eksi 1 bölü 2 olsun bu aralıkta olduğundan dolayı. Yerine yazdığınız zaman 1 bölü eksi 1 bölü 2 eksi 1'den büyük müdür? Ters çevirip çarpma işlemini yaptığımız zaman bu değer eksi 2 olur. Eksi 2 değeri eksi 1'den büyük müdür? Yanlış olacak. İki öncül, i̇kinci öncül de yanlış. Gelelim üçüncü öncüle. Üçüncü öncülde de yine örnek olarak eksi 1 bölü 2 aldım. Devam ettireyim arkadaşlar. Bunda da yine x'i eksi 1 bölü 2 alırsak burası eksi 1 bölü 2 küçük müdür? 1 bölü eksi 1 bölü 2. Düzenlersek eksi 1 bölü 2 bu ters çevirip çarpıldığı zaman eksi 2 olur. Eksi 2 sayısı arkadaşlar eksi 1 bölü 2 sayısından büyük değildir. Tam tersi eksi 1 bölü 2 sayısı eksi 2'den büyük olacak. Üçüncü öncül de yanlış. Peki dördüncü öncüle girelim arkadaşlar. Dördüncü öncülde şimdi 1 bölü x x'ten küçüktür demiş. Şimdi bunda tersine verebileceğimiz bir örnek var mı arkadaşlar? Düşünelim bir. Öyle bir örnek yok gibi arkadaşlar. Ya da şöyle düşünsek de olur. Şimdi ee, biz buradaki ifadeleri aldığınız zaman bir ile bu sayıyı böldüğünüz zaman ee, aslında siz bu aradaki rasyonel sayılı ifadeleri tam sayı yaparsınız. Ama eksili tam sayılar olacak. Bizim x dediğimiz sayı rasyonel sayı olduğu için Rasyonel sayılı ifadeler e, eksili tam sayılı ifadelerden her zaman daha büyüktür. O yüzden dördüncü öncü doğrudur arkadaşlar. Şimdi şu dördüncü öncüde birazcık daha açıklama yapayım. isterseniz. Şimdi şunu söylüyorum arkadaşlar. Mesela e, şu aralıktan mesela ben eksi 1 bölü 3'ü aldım. x değeri olarak. Şimdi bir sayısını eksi 1 bölü 3'e böldüğümüz zaman şurada da x'i e eksi 1 bölü 3 almıştık. Dikkat ederseniz şurayı ters çevirip çarptığınız zaman sonuç hep bir tam sayı gelecektir. Tam sayı. Ya da birden daha büyük eksili ifadeler gelir. O yüzden bizim şu eşitsizliğin sağ tarafındaki sayı her zaman o ifadelerden daha büyük olacaktır. O yüzden doğrudur. Gelelim diğer ifadeye. 1 bölü x sayısı birden büyüktür diyor. Arkadaşlar bunun yanlışlığını şöyle söyleyebiliriz. x'imizin değeri negatif sayıydı. Siz 1'i negatif sayıya böldüğünüz zaman negatif bir sayı bulursunuz. Bu da pozitif sayıdan büyük değildir. O yüzden bu 5. öncülde yanlış olacak. O zaman bu ifadeyi sağlayan daima doğru olan bir tane öncül var. O da 4. öncül ve cevabımız Adana seçeneği olacak. Şimdi şunu kabul etmemizi istiyor arkadaşlar. Yine öncüllü soru. A bölü B çarpı C ifadesi daima pozitif değer aldığına göre. Yani A, A bölü B çarpı C'nin değeri sıfırdan büyük bir ifadeye eşitmiş. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi daima doğrudur? Şimdi A bölü B sıfırdan küçük olduğu zaman Şimdi şöyle düşün arkadaşlar. Şöyle yapalım. Benim şu A bölü B değerimi benim negatif kabul etmemi istiyor. Yani şu ifade negatif olsun. Siz arkadaşlar onunla çarpım durumunda olan C'yi eğer negatif seçerseniz negatifin negatif ve oranı pozitif olacaktır. Yani bana verilen ifadeyi de doğrulayacaktır. O zaman birinci öncül arkadaşlar doğrudur. Şimdi şu C dediğimiz sayı da negatif sayı olursa eksinin negatif sayıya bölümü pozitif olacağından dolayı doğru olan ifadeyi kanıtlamış oluruz. Gelelim ikinci öncülü arkadaşlar. B ile C'nin çarpımı sıfırdan büyükse A sıfırdan küçüktür. Yine öncülüğü inceleyeceğiz arkadaşlar. A bölü B çarpı C sıfırdan büyük olduğunu kesin biliyorum. Şimdi bana diyor ki B ile C'nin değerini ben pozitif olduğunu söylersem o zaman A sayısı negatiftir diyor. Hayır. A sayısı negatif olursa eksinin artıya oranı eksi olur. Yani sıfırdan büyük çıkmaz. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış olacaktır. Gelelim üçüncü öncüle. A çarpı B çarpı C sıfırdan büyüktür. Yine biz A bölü B çarpı C'nin sıfırdan büyük olduğunu düşünerek bu kanıya varacağız arkadaşlar. Gelelim burada ne yapabiliriz? Şimdi şöyle yapalım. Mesela arkadaşlar sıfırdan büyük çıkabilmesi için iki tane durum var. Mesela burası Artılı bir değer olsa, burası artılı bir değer olsa, artının artı oranı sıfırdan büyük olur. Yani e, denklem eşitsizlikte de, de yerine yazarsak, a sayısı artı b ile c'nin çarpımı artı işlemde gelecektir, sıfırdan büyük gelecektir. Ya da mesela eksi'nin eksi oranı da pozitif sayı çıkar. Yani ben a'yı eksi alırsam, B ile C'nin çarpımını eksi alırsam. Eksi ile eksinin çarpımı yine sıfırdan büyük olacağı için üçüncü öncül de doğrudur. Gelelim dördüncü öncüle. Şimdi biz A bölü B çarpı C'yi sıfırdan büyük kabul ettik. Burada da arkadaşlar eksi A sayısı sıfırdan küçük. O zaman şu ifadeyi biz eksiyle çarparsak A sayısı Burası yön değiştirecektir. Sıfırdan büyük olacaktır. Yani aslında bizden a'yı sıfırdan büyük kabul et diyor. Yani ben a'yı artılırsam böldüğüm ifade bc'nin değerinin de artı olması lazım ki sıfırdan büyük çıksın. Burada da zaten b ile c'nin çarpımının sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. O zaman bu dördüncü öncül de doğrudur. O zaman totalde arkadaşlar 3 tane öncül doğru olacak. Evet gelelim buraya arkadaşlar. Her iki tarafı da ben 3 ile 2'yi yok etmek için 6 ile çarpacağım. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 6 ile çarptığım zaman burası 2 ile çarpılacak. Burası da 3 ile çarpılacak. 2 ile çarparsam burası 6x artı 8 olur. 2 ile çarptık sağ tarafı burası da 6x artı 15 olacak. 6x'ler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 8, 15'ten küçük müdür? Bu eşitsizlik doğrudur arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum var. x değeri yok olduğundan dolayı 8'de 15'ten küçük değer çıktığından dolayı aslında bunun çözüm kümesi arkadaşlar reel sayılardır. Yani siz x'e ne verirseniz verin. x'ler zaten yok oluyor ve sonuçta doğru çıktığından doğruluk sağlanıyor. Çözüm kümümüz o yüzden real sayılar olacaktır. Yine arkadaşlar ben paydayı 12 yapabilmek için her tarafı 12 ile çarpacağım. Ya da isterseniz hepsini 12 ile eşitleyebilirsiniz. Yani ben bu ifadeyi karşıla eşitleyeceğim arkadaşlar. 4 ile eşitleyeceğim. 4 ile genişleteceğim. Bu ifadeyi de 6 ile genişleteceğim. Burası 4 bölü 12. Burasına dokunmadık. 4 eksi x bölü 12. Burası da küçük eşit. 6 bölü 12 olacak. Paydalar aynı olduğu için sadece payları karşılaştırma yapabiliriz. Yani 4, 4 eksi x'ten küçük. O da 6'ya eşit 6'dan küçük olacak. Şu 4'ü arkadaşlar eşitsizliğin her iki tarafına eksi 4 diye gönderirsem burası 0 olacaktır. Eksi x burada da 2 kalacak. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. eksiyle çarptığım için yön değişti. Eksi x'i eksi ile çarptım. X oldu. Yön değişti. Eksi 2'den büyük olacak eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı. Bu aradaki tam sayılar arkadaşlar eşitlikten dolayı eksi 2 olacaktır. Bir de eksi 1 gelecektir. Toplarsak burası eksi 3'e eşit. Cevabımız adına seçeneği. İki tane eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliği sağlayan x'in en büyük tam sayı değeri kaça eşittir? Şimdi birinci eşitsizliği çözersek arkadaşlar. Eksi 0.5'i bu tarafa gönderirsem artı 0.5 olur. 1 ile toplarsak burası 1.5 edecektir. O da eksi x'i de karşı tarafa attı. x'ten büyük olacaktır. Yani x değeri 1.5'tan küçük arkadaşlar. Diğer ifadeye geçersek ben şu 3 3'ü, 2'yi ve 6'yı yok edebilmek için eşitliğin her iki tarafını 6 ile pozitif olan sayı ile çarptım. 6 ile çarptığımda şu x bölü 3 ile 6 sadeleşti. Burada 2 tane x kaldı. 6 ile x bölü 2'yi çarparsak burası 3x olur. Küçük olacak. 6 ile 5'in çarpımı 30 eksi. x bölü 6 ile 6'nın çarpımı da x olacak. Eksi x'i de eşitsizliğin diğer tarafına atarsak totalde burada 6x 30'dan küçük. x de 5'ten küçük bulunur. Şimdi biz x'in bir alt satırını bulmuştuk. x sayısı 1.5'dan küçük olacaktı. x sayısı 5'ten küçük diyor. Demek ki kimin sözü geçecek arkadaşlar? Şunu da yazalım. x sayısı bir de 1.5'dan küçüktü. Yani aslında x'in 5'ten küçük olması şu an e, hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü bizim x'imizin 1.5'ten küçük olması lazım. O zaman x'in en büyük tam sayı değil arkadaşlar. 1.5'ten büyük en büyük tam sayımız 1'e eşit olur. Cevabımız Bursa. Evet gelelim son sorumuza arkadaşlar. Yine iki tane eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizlikleri aynı anda sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır diye sormuş. O zaman ben şu birinci eşitsizlikte 2x'i bu tarafa 7'yi bu tarafa gönderdim. 5'ten 2x çıktı. 3x kaldı. Artı 3'lü de eksi 7 toplanırsa burası eksi 4 olacak. Benim her iki tarafı 3'e böldüğüm durumda x değeri eksi 4 bölü 3'ten küçük olacak. Gelelim diğer ifadeye. Ben burada 3x'i bu tarafa aldım. 1'i eşitsizliğin bu tarafına çektim. Eksi 5 küçüktür. 2x kaldı. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem eksi 5 bölü 2'den büyük olacak x diyelimiz. O zaman şu iki tane x'i ben araya alırsam eksi 5 bölü 2'den büyük olacaktı. Eksi 4 bölü 3'ten de küçük olacak. Bu işi sağlayan kaç tane tam sayı vardır? Şimdi arkadaşlar eksi 5 bölü 2 demek eksi 2 buçuk demektir. Şu eksi 4 bölü 3 arkadaşlar 1'den büyük yani eksi 1 nokta küsüratlı bir sayı demektir. Bu aralıktaki tek bir tam sayı var arkadaşlar. Eksi iki buçuktan büyük, eksi 1 nokta küsürattan büyük tam sayımız eksi 2 tam sayısı olacak. Yani totalde bir tane tam sayı var. O da eksi 2. O zaman doğru cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet arkadaşlar son sorumuzu da cevapladık. Diğer videolarımızda arkadaşlar yine basit eşitsizliklerle ilgili testleri çözmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.